Sungur abi açıkladı. Bak görüyorsunuz en yetkili ağızlardır bunlar. En yetkili artık üstüne yok bunların yani. Seyit Salih Özcan en yetkili ağızdır. Sungur abi en yetkili ağızdır. Hayatım hayatımla devam edecek demiş. Tabii bak o çok manidar oradaki ifade. Bayramı göreceksin ne demek? Mehdi'yi göreceksin diyor. Tabii. Zaten Sungur abi bize söyledi. Ben görmedim sen göreceksin dedi. Mehdi'yi göreceksin bak. Seyit Salih Özcan hocamıza da demiş. Tabii. Ben Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin. Evet. Bu ne demek? Mehdi geldi demektir. Yani gerçek samimi bir nur talebesinin bu büyük gerçeği görmesi lazım. Özellikle üzerine mühendislik projesi uygulanan nur talebesi kardeşlerimiz silkinsin, kendilerine gelsinler. Onlara şeytani bir oyun oynandı. Evet. Deccal komitesi onlara bir oyun oynadı. Mehdiyeti onlara unutturmaya çalıştılar. İsa Mesih, güzeller güzeli o İsa Mesih'i, Mesih İsa Aleyhisselam'ı unutturmaya çalıştılar. İttihat-ı İslam'ı unutturmaya çalıştılar. Deccaliyet büyük bir hamle yapmıştı. Biz de Deccaliyet'in ağzını burnunu birbirine kattık. Eyvallah maşallah. Değil mi? Nur talebelerin üstündeki o karanlık kılıcını katlayıp kırıp ağzından içeriye soktuk. Maşallah. Ve bu oyuna gelen nur talebesi kardeşlerimiz de şiddetle silkinip bu beladan kurtulsunlar. Mehdi de geldi. İsa Aleyhisselam da görev başında. 70 yıl vardır. Çok az bir süre kaldı. Bütün dinler bitiyor. İttihat-ı İslam an meselesidir. Tabii. Son derece güzel, medeni, modern, neşeli, sevinçli, ruhumuzu coşkuyla açacak, bize bayram sevinci verecek İttihat-ı İslam'ın sınırındayız artık. Bayramı göreceksin ve mezarımda bana müjdeyi sen vereceksin Sungur dedi diyor. Evet maşallah. Mehdi'nin müjdesini sen bana vereceksin dedi diyor. Bediüzzaman. Bayram bu. Evet hocam. Müslümanların bayramı budur. Tabii ki. İnşallah. İnşallah.